Tamamdır, ben de oradayım. Merhaba Güreş Türkiye, röportaj serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer yanımda Styles Clash, Mehmet Bana var. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Egecim. Nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Allah'a şükür, ne olsun. Öyle gidiyoruz her zaman gibi. Nasıl gidiyor hayat? Allah işte, yaz bitti. Okula hazırlanıyoruz. O zaman şeye geçelim istiyorsan, çok fazla uzatmadan. Evet. İlk soru şeyden. Bu arada bir onu bir ayar cızırtı geliyor biraz böyle, hışırtı. Bu şeyden, bu röportajı da açtık ya şeyden. O sesler karıştı şu an. Onun sesini sen şey yap, alttan kapat. Kapatıyorum. Kapattım onun sesini. Onun sesini sadece kontrol için aç yani, eğer emin değilsen, ama gerek yok şu anda, tamam. Duyuluyor. Ya geriden geliyor, ben kafam karıştı orada ondan. 15 saniye geriden geliyor, evet. Ha tamamdır, onu kapattım onun sesini ben. O zaman Dom Toret 34'ün sorusundan başlayayım ben direkt. Tamamdır, başlayalım. Burak Nezir fanı, benim hakkını ne düşünüyor demiş. Efendim? Benim hakkında ne düşünüyor demiş. Valla sevdiğim sevdiğim bir kardeşim, ne yalan söyleyeyim şimdi, yani çok sevdiğim birisi. İnceleme yaptık birlikte, NXT olsun bilmem ne, valla bütün bir yaz NXT'nin Mayıs ayından Ağustos ayına kadar olan bütün şeylerini yaptık, gayet güzel eğlendik yani. Evet, kişisel olarak da çok fazla soru soruyordu bir dönem, o ara bir hafif bir şey oldum artık, ya bu da sorulur mu artık ya derecesine geldim. Çünkü oraya kuralları yazıyorum, bab yarışması yapıyoruz diyelim, oraya kuralları yazıyorum. O kuralları, yazdığım kuralları tek tek soruyordu bana. O biraz benim çıldırtma noktasına getiriyordu ama ya iyi niyetli bir kardeşimiz ya. Valla ben böyle forumda iyi niyetli insanları seviyorum abi. İçinde hiç fenalık olmayan, gayet iyi niyetli, kendi halinde. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben ilk kardeşlerimi seviyorum yani forumda. Şırtı bayağı yükseldi yalnız ses olarak. Allah Allah. Şey yaptık ama. Şimdi iyi mi? Biraz daha gitti. İyi mi böyle? Biraz var hala. Ara değişiyor böyle. Ha şu anda azaldı. Tamam. Şöyle elimi tutayım o zaman senin mikrofonun şeyini de. İyi mi böyle? Ha şu anda iyi. Ha şeyden kaynaklı. O mikrofonun ses aç kapı kısmı da herhalde ondan da gidiyorsa. Neyse. Çok çalışıyoruz demiş aynı kişi sana. Domtoret94. Güreş dışında nelerle uğraşıyor demiş. Ha, ben öğrenciyim. Uluslararası ticaret son sınıf öğrencisi oldum artık. Ders onaylarını da yaptık geçen de. Bekliyoruz artık danışmandan gelsin. Tiyatro ile uğraşıyorum. Bizim bu belediyenin, Burhaniye Belediyesi'nin, okuduğum şehirdeki yani belediyenin tiyatro kursu var. Bayağı da hani o civarda bayağı bir şey yani. Orada onunla uğraşıyorum. Başka yani hobilerim olarak işte kitap okuyorum, film izliyorum ama öyle bir işim yok. Sadece öğrenciyim ve bir yandan da tiyatro ile uğraşıyorum. O kadar. Güreşle nasıl tanıştı demiş. İlk önce Flash TV'de çıkıyordu, ben onları izlememiştim açıkçası. Sonra Fox TV'de çıkınca sınıfta da baya popülerdi. Hadi dedim açayım. Açtım. İzledim, baya bir hayran kaldım. Hatta ilk izlediğim şeyin şuydu. Triple H, Randy Orton, Triple H Umaga maçı vardı. Randy Orton Legacy ile birlikte saldırıyordu. Oradaki o gerilim benim çok hoşuma gitti. Öyle izledim, baya bağımlı oldum. Arkadaşlarım bir bırakırken ben daha da bir şey oldum. Ondan sonra bu yayınlar bitince ben de ya yayınlanmayacak, nereden izleyeceğim artık falan filan diye düşünüp izlemeyi bıraktım. 2012 yılında yeniden geri döndüm. Ocak ayında işte Daniel Bryan, Big Show, işte hani Mark Henry'nin feyutları vardı o dönem, hatırlarsınız. İşte Sheamus, Royal Rumble vardı. Sonra 2012 yazında ben 2012 yazına doğru bir tane arkadaşım var. Her sürekli buluşuruz. Ali diye. Onun evine gidip bu WrestleMania 1'de o zaman yayınlanan bütün PPV'lerin özetlerini izlemiştim. Bayağı muhteşem bir deneyim olmuştu. Gayet muhteşem bir deneyim olmuştu. Ondan sonra ben Güreş Manya ile tanıştım. Yazın 2012 yazında girdim. Orada işte 1985'ten 99'a kadar olan bütün böyle yani incelemeleri okudum yani. Öyle sonra forum bilmem ne derken buralara geldik. O zaman şeye geçti. Dom Toretto da seni seviyormuş bu arada, onu da söylüyor. Allah razı olsun.
The Awesome Killer. Kendisinin adam gibi adam olduğunun farkında mı demiş. Kendisi banlanmış sanırım. Banlanı bugün veya yarın açılır diye tahmin ediyorum. Yayınlandıktan sonra muhtemelen açılması lazım. Baba adam gibi adamlık muhabbeti ya, beni öyle görüyorlar. Ya şimdi değilim desem olmayacak. Öyleyim desem şimdi mütevazılık olmayacak. Şey olacak böyle, ego olacak. Ne diyelim artık. Kişi beni nasıl görürse öyleyim diyeyim artık. Ya adamların Arda Turan gibi olmamak lazım tabi, o da var. Tabi tabi kesinlikle Arda Turan. Ya neyse, girmeyeyim ben o mevzulara. Şimdi forumun troll üyelerinden Alper Canbaz. Bu evet. Da banlanmış. Onu ben banladım. 25 gün neye kaldı onun banlanmasını. Kendisi hakkındaki düşünceleri demiş. Ne düşünüyorsun Alper Canbaz hakkında? Valla şey ya, cin olmadan adam çarpmaya kalktı. Biz de onu güzel bir çarptık yani. İşin şakası bir yana. Ya şu birazcık daha olgunlaşmalı diye düşünüyorum ben. Açık konuşmak gerekirse. Kendisine söyleyeyim. Birazcık daha olgun tavırlar sergilemeli. Çünkü yani böyle işte ne bileyim. Yani sürekli bir panik, bir heyecan, bir şey var yani. Onu ben hissediyorum yani, yorumlarını falan okudukça bir. Hemen olsuncu, hemen şey ol. Böyle bir şey yani. Tarif de edemiyorum şu an. Ama yorumlarını okuyan anlarsa. Tez canlı. Tez canlı. Aynen öyle bir şey. Ya onu birazcık daha azaltıp birazcık daha hani olgunlaşabilir. Onun harcasını kötü bir üye de değil yani. Sadece şu banlandığımda fake hesap açma olayı olmasaydı daha iyi bir izlenim olabilirdi. Hem de işte geçmiş geçmiş kalmıştır. Hani kili çamaşırı da şey yapmayalım, dökmeyelim masaya. Biraz daha şaşırtıyı bir azaltman lazım yalnız. Yani şırtıyı azaltmaya çalıştım ama Allah Allah. Az önce iyiydi, şimdi çok arttı gene. Şu an nasıl? Ya ben mikrofondan kaynaklanıyor herhalde bu ya ışırtı. Neyse artık. Şu sesini de falan ayarladık ya, ondan olabilir mi acaba? Neyse şu anda iyi, şu anda idare edebiliriz bununla. Anladım. Ya kusura bakmayın ben de. Yok yok, sıkıntı değil. Bazen çok artıyor, zor duyuyorum kendi sesimi. Anladım. The Bulldog'u sormuş. Eski demod, yeni modlardan. Aa bu arada Alper'in sorusunu atladım, onu da söyleyeyim. En zevk alarak yaptığın inceleme. En zevk alarak yaptığım herhalde şu Unified 2006 olabilir abi. Çünkü o incelemeyle birlikte düzenli inceleme yapmaya başladım. WrestleMania 18'de bayağı keyifliydi. O yani böyle old school WWE show'lar inceleniyordu. Ben hep gıpta ederdim yani. O nasip oldu yani bir şekilde. Başka ROH'ten de old school ROH show'larını da inceledik. Onlar bayağı keyifliydi. Ama hem show olarak keyif aldığım hem de incelemede keyif aldığım şey yani dört dörtlük olarak herhalde King of Pro Wrestling 2016 show. Yani New Japan Pro Wrestling'in show'u. Bu Okada ile Marufuji'nin olduğu show. Oy. Bir de o show'da şey de vardı. Shibata Orayli maçı vardı, bu NXT'deki eleman var ya hani yeni debut yaptı. Aynen biliyorum. Ha, onun maçı vardı. Goto Omega maçı vardı. Ya bayağı ateş maçlar vardı ya o show'da. O bayağı iyiydi. Buradan New Japan reklamımızı da yaptık. Eksik olmayalım. Evet. İncelemeler, yorum bekliyorum arkadaşlar. Atarız reis, sıkıntı değil. Ha şimdi yeni modumuza geçelim. The Bulldoggy. Forum için özverili ve sıkı çalıştığını tahmin etmiyordum. Bunun sırrını biz gençlere de anlatmanı isterim demiş. Ya nasıl desem, tecrübeyle alakalı bir şey. Ben de ilk zamanlarımda bayağı bir tez canlıydım aslında moderatörken. Ha bu Ahmet bayağı hani olgun birisi yani. Benim hani ilk zamanlarıma göre epey bir olgun birisi. Hani kendisinin olgunluğunu takdir ediyorum bayağı. Hani ya tecrübe ya, tecrübeyle gelişen bir şey. Birazcık da yaşımız ilerleyince hani karar alma, verme, inisiyatif mevzuları daha bir değişiyor ve daha bir olumlu bir yöne değişiyor diyeyim. O açıdan yani sır tecrübe diyeyim sadece. Wyndham Lawrence Rotunda, Bray Wyatt'ın gerçek adı, forumda böyle bir üye var biliyorsun. Evet biliyorum, sevdiğim bir arkadaşım. Bia Booker bölümü hakkında yenilikler var mı demiş aklında.
Şey işte yarışmalar düşünüyorum işte ne bileyim yani yarışmalardan öte ne yapabilirim bana aklıma da bir şey gelmiyor çünkü BMW öyle benim yani üyelerin yeni bir şeyler yapması gerekiyor yani üyeler olarak bir şeyler yapılabilir çünkü ben ne yapabilirim ki oraya en fazla yani ben en fazla yeni bir BMW konser için yarışma düzenleyebilirim hani yenilikleri bir şey yapmak üyelerin eline. Mesela geçen şu Beaver Choice yani halkın seçimi olarak izleyicilerin seçimi olarak bir konu var Lucifer'in açıkçası o gayet yaratıcı, güzel. Doğru. Öyle diyeyim yani. Yani öyle yapılabilir. Daner'den geliyor o zaman bu sorumuzda. Kendisi sana çok saygı duyuyormuş. Saygının getirdiği bir ağırlık vardır. Bu ağırlığı çok iyi kaldırıyorsun diyor. Çizgini bozma diyor. Forum için ne gibi yenilikler bekliyor bizi diyor. Daner. Daner Önen, Pamsit'e. Yorumlar için kendisi teşekkür ederim. O da benim çok saygı duyduğum bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım. Hani gayet örnek bir üye diyebilirim yani. Çizgisi bozulmuyor. Forum için ne gibi yenilikler bekliyor bizi? Yani işte bu son zamanlardaki işte bu egoist yorumlara karşı bir neşter vurduk fark ediyorsanız. Ama o tarz bir gördüm ben de. Evet, politik olarak işte daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Dört dörtlük olmayabilir. Ben açıkçası bu konularda objektif olmaya çalışıyorum. Hani dört dörtlük olmayabilir. Ama biz onu yapmaya sağlıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Hani şey etkinlik ve benzeri tarzlardaki yenilikler işte ne olur? O zamanla değişir yani. Yeni bir şey çıkar. Biz onu etkinlik olarak yaparız. Ne bileyim. Öyle yani. Politik olarak her zaman üyelerin işte şikayet ve önerilerini dinliyoruz. Ona göre hani uyuyoruz. Sesin düştü çok yalnız. Sesin hiç gelmiyor. Az önceki haline döndü. Az önce çok iyi çıkıyordu 5 saniye evvele kadar. Şimdi düştü. Yok. As. Tam onlara bir şeyler yaparız en kötü. İlk 5 dakika önceki sesi getirirsen muazzam olacak yani şu anda. Abi mesajım da gitmiyor ya. Ha şu anda iyi. Şu anda düzeldi. Ya Skype'da da sıkıntı yapıyor. İşte güncelleme istiyor. Güncelleme de yapmıyor. Üşeniyoruz böyle bilgisayar şey yapmasın diye. Ondan da kaynaklanıyor işte her şey üst üste. Artık tamam, şu şeyden işte, bilmiyorum. Onları bir şekilde hallederiz o eksik kısımları. Sen devam et. Anladım. Ha işte yeniliklerden kastım işte politikaları dediğim gibi daha iyi. Hani üyelerin de lehine daha bu ortamın seviyesini koruyacak şekilde ayarlıyoruz. Etkinlik olarak işte dediğim gibi hani yeni bir şey çıkar, yeni bir oyun çıkar işte. Yani onu etkinlik olarak sunarız. Kafa topu önceden yoktu mesela. Geçen senelerde kafa topu turnuvası yapmıştık. Yani onun gibi yani. Etkinlik olarak yani. Başka tema falan onlarla JR ilgileniyor. Yani Oğuz ilgileniyor. Onun dışında yenilik olarak ne diyebiliriz? Hani belki diğer şirketlerin popülaritesi artınca onlara birazcık daha hani turnuva daha sık yer verir. İşte, ne var vesaire falan. Onun dışında yani aklıma gelmiyor yenilik forumda yenilik. Yani o oluyor yani ister istemez olan bir şey zaten form benim. Yani şey troll üyelere falan neşter vurma herhalde bu bağırsak temizliği konusu vardı onun gibi herhalde bu son karar. Efendim? Hani son zaman şey bir konu açıldı ya böyle artık aşağılayan
aşağılayan üyelere karşı işte direkt dışarı aldık evet. falan. Evet onu getirmek zorunda kaldık. Hani şimdi isim falan da şey yapmam hani çok da hani onun polemiğine girmeyelim. Yani gerek yok, değildi bence. Sen kararını açıkla sadece yani yönetim adına. İnsanlar da duymuş olsun. Ya böyle egoist şey yorumlar artık önüne geçmek gerekiyordu. Çünkü egoistlerini yapınca hani forumda kendisini geliştirmeye çalışan, hani kendisine bilgi katmaya çalışan ama eksik bilgisi olan üyelere karşı bir şey oluyordu yani. Size onların hevesleri kırılıyordu. Forumdan kopuyorlardı. Ben onu çok gözlemliyordum. Buna karşı bir şey yapıyorlar. Kim ceza almış şey yapmış o işin daha şey kısmı. Farklı bir kısmı. Ama sık bunun bir önüne geçmek gerekiyordu yani öyle diyeyim. İsimlere gerek yok zaten bu kural için. Evet. O zaman The Lone Man'e geçeyim ben. Kaç tane Beobooker konusu açtın demiş bugüne kadar. Ha, şimdi bu ufak tefek hani iki günde sildiğim konuları saymazsak. İşte ilk zamanlar PWG vardı 1. Sonra American Championship Wrestling yaptım 2. Uzun sürenlerden. Sonra Women's World Action tarzı bir şey yapmıştı. World Women's Action yapmıştım hatırlarsınız. Kadın Federasyonu 3. Aynen. 3 tane şöyle bir de Ring of Honor yaptım 4. Yani 4 tane tutulan bir Beobooker konum oldu işte bayağı yorum alan hani 200'ün üzerinde yorum alan. Ama o kadar. Kadınlar Federasyonu Sexy Star oynattın mı peki? Efendim? Sexy Star oynattın mı diyorum Beobooker'ın da. Kime ne yaptım? Hani şu Rosemary'nin kolunu sakatlayan kadın var ya onu diyorum. Evet. Onu almadım ya. Ben zaten sevmiyordum. Bu Sexy Star denen hatun. Ben sevmiyordum zaten Lucha Underground'dan da. Yani boş güreşin tekiymiş. Anladık. Bir de tabii ki her çoğu yerini sorduğu gibi bu arkadaşımız da sormuş. Benim hakkında ne düşünüyor demiş. The Lone Man. Valla sevdiğim bir yer ya. Efendi, saygılı. Yani ben en çok zaten eğer beni tanıyorsan benim hani önem verdiğim şey nedir? Saygı ve samimiyettir. İşte Lone Man arkadaşımız da hani isim olarak tanımıyorum da hani tanışmak isterim tabii kesinlikle. Ama saygılı bulduğum birisi. Saygı yani önemli yani bu saygı. Şu an ne dedim? Şu an kafam karıştı ya şeye bakınca. Ya yani öyle yani. Saygılı bir arkadaşımız diyeyim ya kısaca toparlarsam. O zaman Lucifer sormuş bunu. Evet. Yine Beobooker'la alakalı. En beğendiğin konu ne Beobooker bölümünde? WWE Universe. Shane Egan'ın açtığı. Yani Rage of Red ekmeğin ülkesi olan Egan'ın açtığı. En sevdiğim konu o. Şimdi forumda bir sürü Ege var yani doğru. Evet. Ekmeğin öfkesi diyeyim ben. Aynen. Bir de nasıl bu kadar efendim adam olarak kalabildin diyor. Ben şey bir insanım tatlım ya şimdi teşekkür ederim yorum için. Nasıl desem böyle yani ya, çocukluk zamanlarımda hep böyle nasıl desem bir okulda falan hep bir dalga geçilen birisi olduğum için insanlara şey yapamadım hep. Hep böyle pasif kaldım. Bu pasiflik de bir süre sonra bunu atlattım ama o pasifliğin vermiş olduğu efendilik kaldı yani öyle diyeyim. Kendim geliştirdim ama o efendiliği de bozmadım diyeyim. Öyle diyeyim yani. Teşekkür ederim tabii ki de hani efendi olarak gördüğü için. Olmaya çalışıyorum. Demek ki hani böyle bir yorum gelmişse olabilmişim. Yani çok teşekkür ederim yorum için. Bir de Lucifer hakkında ne düşünüyorsun demiş. Yok şey de Lucifer denince aklına ne geliyor diye sor. Ben de şu an açtım aynen. Da oraya bakıyorum hani. Valla Lucifer deyince aklıma direkt mitoloji geliyor. Bu işte şeytanın köpeği mi, Hades'in köpeği mi neydi, bir Selena'da vardı. Tabii forumdaki Lucifer denince valla eski üyelerden birisi. Ama eski üyelerde şöyle bir huy vardı yani şimdi istisnalar hariç. Genelde gelirler ya işte eski ortam vardı işte şöyle bir ortamımız vardı bilmem ne vardı diyen üyeler vardı. Tabii ki saygı duyuyorum. Ben de hani zaman geçtikçe onunla ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum ama yeni üyelere karşı bir üstten bakma olayı vardı. Ama Lucifer kardeşim gayet hani ılımlı, gayet saygılı, yeni üyelere karşı hani böyle bir ön yargısı olmayan, kendi halinde, bir yere bu kur açık, yani keyfine bakan, eğlencesine bakan, RPG'leri CM Punk'la estiren bir arkadaşım. Çok seviyorum kendisini, selamlarımı yolluyorum kendisine. Ya önemli olan zaten şey, diğer üyelere de insan gibi bakabilmek yani bunlarla da bir ilişki kurabilirim diye. Ben de eskiyim sonuçta.
Tabii bak, senin de bu konuda takdirim. Gerçekten hani yani bu konuda yani yeni üye, eski üye böyle şey olmamalı. Herkes bir amacımız var. Güreş, eğleniyoruz ve keyfimize bakmalıyız. Arkadaşlar edinmeliyiz. Yani kapalı bir insansa da şey yapmamalı hani. Ön yargılı yaklaşmış ya işte forum şöyle böyle. Hani öyle böyle ya sorun olur. Sorun her zaman olur. Bunu çözmek bizim elimizde. Biz çözmeye çalışıyoruz ama oluyor. Yani çünkü bazı pardon, zamanlar oluyor atıyorum. O işler yürümüyor. Benim mesela 2014-2015 örnek vereyim. Gelmiştim ama istediğim şeyi sağlayamamıştım böyle üyelerle. Şimdi tutundum tabii. Yani öyle diyeyim. Tabii kesinlikle ya. Yani zaman da geçtikçe hani kişilerin fikirleri değiştikçe o olgunlaşıyor. Ben bakıyorum hani üye geliyor. Mesela ben kendim örnek vereyim ya. Benim ilk nikim Stone Cold Hulk Hogan idi. Ya ciddi buydu benim ilk nikim. Bilen bilir. İşte Engin falan hep bunun makarasını yapıyor. Engin olsun, Halip olsun işte. Şey, CM Jericho, Lert Burak'ın işte. Bunların makarasını yapıyor. Benim ilk açtığım konu da şeydi. Karşısı ona Hazreti İsa'ya benziyor mu konuştu? Buydu ya. Yani buydu. Sonra ben ne yaptım abi? Kendimi geliştirdim bu konuda. Hani okudum, makale okudum, şey yaptım. Sonra bir tane daha soru var. Mehmet'in sorusu var. İşte o sorudaki olay gerçekleşince ben kendimi daha da bir geliştirdim. O insanlarla tanışınca. Ne bileyim makaleler okudum. Geçmiş zamanlardaki makalelere baktım. Ne bileyim böyle forumda hani saygını olan üyelerin işte yorumlarını okudum. Ne bileyim çıkarımlar yaptım işte. Mesela bir haber çıkıyor 2014 yılında. Bir olay yaşıyorsun. 2016 yılı geliyor o olayı hatırlıyorsun. Ya tamam böyle olmuşsa böyle olabilir falan filan diye. Ne bileyim kendimi üniversiteye başladık. İşte onun vermiş olduğu olgunluk derken kendimizi geliştirdik yani. Çok üye var böyle. Bakıyoruz 2014 yılında çok hani poz kasan bir üye şu an gayet olumlu, ılımlı, olgun bir üye oluyor. Böyle abi zaman geçiyor. Hızlı akıyor. Master diyor sormuş o zaman bir de. Adam gibi adam olmak omuzlara nasıl yük bırakıyor demiş. Valla şu adam gibi adam muhabbetini artık bir kenara bırakalım lütfen ya. Teşekkür ederim yorum için. Bir de Dakota Kai, Yeni Zelandalı arkadaşımız için düşüncelerini alalım demiş. Ya şimdi güreşçi olarak düşüneceğim çok muazzam birisi. Ben 2015 yılında şu Nia Jax'a karşı maçı vardı. Onu squash yemişti, EV olarak çıkmıştı. Orada gördüm ilk olarak ama dikkatimi çekti. Ama uzun uzun araştırma gereği duymadım. Ondan sonra Stardom'a başladım ben. Bu Japon şey federasyonu, güreş federasyonu kadınların. Aynen. Orada gördüm. Hani muhteşem bir selling yeteneği var. Kadın Manyan kanalını izleyen bilir. Çok atletik birisi. O çok hoşuma gitti. Yani şu atletisi de çok hoşuma gidiyor. Çiçekli böcek giyiniyor ya. O çok hoşuma gidiyor benim. Tatlı buluyorum. O yüzden hani beğendiğim bir isim diyebilirim. O yüzden ilgimi çekti. Hayran oldum. Kendisi zaten geçen gün Rhea Ripley ile maç yapmıştı. Evet. İzleyemedim ben o maçları da. Ben daha çok Stardom'un Grand Prix maçlarını izledim. Onları da ne bileyim. Şimdi maç yapmışlar abi. İlk tur maçları 5 dakika ile 10 dakika. Ya yap şunları bir 10 dakika. Ne bileyim 7-8 dakika yap. Her şeyi bir izleyelim. Yani güreşe doyalım ya. Ben bir sene beklemişim bu turnuvayı ya. Gözünü seveyim ya. MMA'ci abla çıkıyor. Bir kadına squash atıyor. Yok böyle bir şey abi. Ya Kaylee Ray'i hiç izleyemedik mesela. Evet. İzleyemedik. Ya o da onun maçını izledim ben. Hani normal maçlara göre gayet iyi süre aldı. Ama maçın ring psikolojisi yok. Hani neydi? O ona bir hareket yaptı. Ondan sonra kalktı ona bir hareket yaptı. Hani hep böyle sanki anlaşmış gibilerdi. Yani hiçbir şey yok. Hani maç havası yoktu. Adeta programlamışlar kendilerini. Hani bu şeye çıkarlar yani. Yeteneksizsiniz Türkiye'ye çıkarlar. Hani öyle şey güreşen çocuklar vardı hani. Oradan birbirlerine hareket denerler. O tarz bir şeydi ya izledim. O maçta ben onu aldım. O beni soğuttu yani turnuvadan. Bir akıcılık yoktu. Her zaman ben birbirlerine hareket deniyorlar. Hareket yapıyorlar. Pat 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 pat. Bu ne abi? Böyle, hani bunu indilerde yapın millet hani laf ediyor. Yanlış mıyım? Doğrusun. Bir şey diyemem yani. Yani ben hayal kırıklığına uğradım ama yine de kendilerinin yeteneklerini gösterebilmesine bir bakıma hoşuma gitti de hayal kırıklığına uğradım. Beklerdim seni 5-10 dakika, 10 dakika bir yatırım maçta. Link için psikolojinin olduğu, temponun da gayet yüksek olduğu. Cruiserweight maçları gibi işte yani bu turnuvadaki maçlar gibi. Bir şey bekliyorum ama ben kocaman da ayak hızlı yaşadım. Hadi kimisi kötü güreşlerdi. Bu linkin içine altın gelmişti. Onlar mesela hani iyi değildi yani. Hani, güreş tecrübesi olmayan güreşler var ama KJ'ye gelmiş. Bu karşısındaki Luchador abla da gayet hani bayağı efsane deniliyor.
Ne bileyim, Tessa Blanchard var mesela, Tully Blanchard'ın kızı. Aynen. Doka Takayı. Onlar gelmiş ama senin sunduğun güreş, hani Turkish Power'daki Barbar, Avatar Atakan kalitesi neyse, yani yapacağı bir şey yok. Orada da öyle. Şey yapıyor mesela, suplex yapıyor, ondan sonra Avatar Atakan bir şey yapıyor, ondan sonra o onu bir şey yapıyor. Abi böyle olmaz. Bunun ring psikolojisi olması lazım. Bir selling olması lazım. Bir şey olmasın, hikaye anlatması lazım. O zaman Sinan'ın sorusuna geçeyim ben. Evet. Fight Owens Fight. Dandik içecek için verdiğin 8 yılın acısını unutabildin mi demiş. Çünkü Sinan unutmamış. Yani şey, ya içecek önce dandik değil. Sadece fazla geldiği için içemedi. Baristaydı galiba. Öyle bir şeydi. Abi bir daha sana alıp da içmedi. Ya Sinan'ın şeyi, ben çay içelim dedim. Adam dedi ki soğuk içelim, soğuk içelim. Ben de çay içelim, soğuk içelim, soğuk içelim. Ha dedim, baktım orada limonata söyleyecektim. Adam geldi ki ya barista aynı fiyatta onu içelim. O biraz bir soğuk kaldı artık. Yapacak bir şey yok. Ben çay içelim dedim. 3 lira çay verdim. Adam dedi ki tek soğuk içelim 8 lira ona verdim. Onu içemedi hatta. Ben içtim ki yani. Sonra az bir şey kaldı, bıraktım. Şimdi fazla geldi. Biraz tavşin değil. Tamam. Bazen çok artıyor çünkü bilmiyorum. Ya işte bu netten kaynaklanıyor herhalde ya. Hastalığa bakma artık. Ya sıkıntı evet. Değil ya. Duyulabildiği kadar duyulur. İlk sorun değil herhalde. Tekten de kaynaklanmıyor falan herhalde. Çok yaşamışsındır diye tahmin ediyorum. Viper Strike sormuş. Beslediği evcil hayvan var mı? Varsa bunlar neler demiş. Valla muhabbet kuşumuz var. Geçen radyoda konuk olmuştu hatırlarsanız. Evde besledim. Sonra ben Wuhan yerinde şey besliyordum. Hani okuduğum şehirde kedi besliyordum. Evde beslemiyordum. Sokaktaki kedileri besliyordum. Bu Mayıs ayında evimde bir tane kedi, sokak kedisi doğum yaptı. Evin içine girdi bir güzel. Miyavlıyordu kapının önünde. Açtım kapıyı, bir girdi yatağın altına. Pıt 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 pıt. Doğumunu yaptı. Onlara baktım 2-3 hafta. O kadar. Vay be, çok güzelmiş. Ya çok güzel ya. Keşke hani biraz daha erken olsaydı hani. Kediler pahalılığına kadar baksaydım dedim yani. Çünkü ben ayrılmak zorunda kaldım. Haliyle kedileri hani dışarı salmak zorunda kaldım. Böyle o benim için hep bir şey oldu yani. Bir, hep bir onun acısını yaşıyorum yani. Böyle diyeyim. Aslında Straight Fire sormuş bu soruyu da. Görev başındayken yeter artık ya deyip isyan ettiğin oldu mu? Ya oluyor ya ama bunu tabii ki sineye çekmek zorunda. Şimdi tek tek hani hangi birini örneklerim ki yani bazen örnek verirsem insanlar bu sefer hani o şeyi yapmaktan çekinecek ama o şeydi hani forum adına aslında gerekli bir şey. Yani yeter artık dediğin tek mevzu hani rahatlıkla açıklayabileceğin tek mevzu herhalde şu troller ya. Geliyorlar işte yok bir de Atatürk'ü küfreden bir tane eleman var. O çok sinirlerini bozuyor hani gerçekten. Yani ne desem bilemiyorum şimdi. Yani geliyorsun, abi def etmişiz senin forumdan. Gelme anasını satayım ya, gelme şu foruma ya. Geliyorsun, hesap açıyorsun, Atatürk'ü küfrediyorsun. Fırat'a küfrediyorsun, Ayberk'e küfrediyorsun. Girme kardeşim ya, bütün dünya önlem aldık ya. Mail onaylı önlem aldık ya. Bir o kadar insan hani, üye olmak yani üye olacak insanları bekletiyor senin ya. Girme lan sen ona. Ulan, Allah senin cezanı versin ya. Bak benim sinirlerim bozdu ya. Yeter artık dediğim tek kişi bu. Allah onu kahretsin ya. Ateşlerde yaksın inşallah ya. Çomar deyip geçelim o zaman. Çomar ya. İtin teki ya. Vallahi söveceğim ya. Aa sinirlerim bozdu ya. Ana kadroda en yetenekli bulduğun kadın güreşçi. Vay Charlotte Flair. Ve Becky Lynch. Bir de Charlotte Becky. Kevin Owens Cole sormuş şimdi. Konularda bu kadar nasıl ciddi olabiliyorsun? Uzun şeyler yazarken de çok düşünüyor musun demiş. Yoksa aklına mı geleniyor mu demiş. Ya, ciddiyet konusu çok hani söylüyorlar ya. Yani, nasıl desem böyle şey yapmayı pek sevmiyorum hani böyle işte nasıl desem aşırı böyle hani onun dengesini yapamıyorum. Ya çok ciddi olamıyorum. Çok hani bıcık birisi oluyorum. O yüzden ciddi olayım da en azından hani bıcık olmayayım. Bıcık kişiliğim daha şeydir yani benim. Pistir. Aynı insanlar yakasın. Öyle bir. Uzun yazma hepsine geçsek ben yazıyı açıyorum. Şey tamam mı? Cevaplama şeyini geçiyorum. Biraz yazmaya başlıyorum. Sonra onu yazarken aklıma başka bir şey geliyor. Onu da yazdım diyorum. Onu da yazdım diyorum. Derken bakın bir paragraf makale doğrusu cevap oluyor. Hani
kasmıyorum kendimi kesinlikle. Hani aklıma o an ne geldiyse. Çünkü dediğim gibi ben... Böyle çağrışım yaptık ki. Reis çok ses düştü yalnız. Duyuyorum ben seni ama sesin o kadar düşük geliyor ki. Vallahi artık ne yapalım. Şu anda iyi, şu anda düzeldi. Ya işte dediğim gibi orada onu kaçtım. Bir kez tut başıma geliyor. Bir kez tut başıma geliyor. Şu an paneline geliyorum, tamam mı? En alttan hızlıca cevaplayayım, geçeyim diyorum. Yazıyorum uzun uzun. Tam mesajı atacağım. Tamam mı? Forum gidiyor. Tamam mı? Şeyi de kaydolmuyor ya orada. O uzun yazdığım mesaj bir siliniyor, benim hevesim bir kırılıyor var ya, anlatamam onu. Belki sen de yaşamışsın, belki bunu dinleyen arkadaşlarım da çok yaşamıştır. O yüzden tavsiyem şu cevap panelini açmaları, yani cevap yazacakları zaman. Çünkü internet gidebiliyor, yani forum gidebiliyor bazen. Hani o yazdıkları şeyler boşu boşuna gitmesin diyeyim yani. Momsen'in sorusunu sorayım mı, geçeyim mi? Sor. Kuşu ne zaman öttürecek demiş. Evdeki vallahi... muhabbet... Kuşu demiş. Anlamadım olayı. Şu radyo yayınında kuş ötmüştü ya. Ha. İşte o onun muhabbeti ya. Onun şakası. Cevaplayayım. Allah kuş keyfine göre ya. Şimdi yumurtlamak yumurtlayacak. Yumurtlayamıyor. Bir sıkıntısı var. İlgi istiyor. Öyle yani. İlgi bulamayınca şey yapıyor. Yatıyorum böyle. O uyanınca kaldırmaya çalışıyor beni. Öyle ya. Yayında da öyle yani. Bazen bir şeylere şey yapıyor artık, hayvan farklı hisleri var, o başka şeyler hissediyor, böyle ötüyor, ötsün bakalım. Seth Rollins hakkındaki genel düşünceleri demiş, AKV. Seth Rollins benim Shield'daki en sevdiğim güreşçiydi, halen ben kendisini halen daha severim ama tabi WWE son zamanlarda izleyemediğim için haliyle hayranlığım da yavaş yavaş azaldı ama saygım yüksek, öyle diyeyim. Çok yetenekli birisi. Şu son karakter hakkında bir hayal kırıklığına uğramadım bil. Çünkü Shield zamanı sen de hatırlarsın, bir babyface yüzü vardı kendisinin. Değil mi? Aynen. Babyface bir yüzü vardı. O yüz hani dedim ki ya tamam bu adam ileride hani babyface olursa hani alır yürür, şirketin yüzü olacak, kapasitesi falan var. Yani şirketin hani önemli güreşlerinden birisi, bu konuda yanıltmadı ama face karakteri beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Tabi bunda biraz Booking'in de hatası var ama tabi Seth Rollins de bilmiyorum yani. Sonuçta New Day'de mesela bir şeydi yani. Ama adamlar kendi kendilerine bir şey yaptı. Mesela Breezango mevzusu mesela, adamlar kendi kendine çabaldı. Seth Rollins de hani belki birazcık daha hani şey yapabilir. Onda da tabi hata payı vardır belki. Ama tabi %90 Booking'den kaynaklanıyor. Ama face karakteri işte hayal kırıklığına uğrattı beni. Yıl olarak gayet sevdiğim birisi. Şu reynini, insanların saltanatını İnsanlar şey yapıyordu, kötülüyordu çok o dönem. Yani ben işte sabırlı olalım, şey yapalım diyordum. John Cena feyduğundan sonra çok adam akıllı feyd izletti. Ki şu son senelerdeki işte bu WWE World Heavyweight Championship dalında AJ Styles'ın sonraki en iyi reign'i de o yaptı. İnsanlar da hep bunu söylüyor zaten, lafıma geldiler yani. Seth Rollins iyi bir güreşçi, ben sayarım, severim. Peki Ambrose? Ambrose da iyi bir güreşçi ya, ben kötü diyemem. Yani sadece son senelerde bir hevessiz görüyorum sadece. O Shield dönemindeki yani o havası yok. Hatta şu 2014 yılındaki havası yok yani. Bir hevessizlik ama şu an son durumda ne bilemem. Benim izlediğim dönemde oydu. Ve çok tek düze kullanıldı. Birazcık daha ilginç kullanılabilirdi. Şimdi Miz Ring'de promo kesiyor. Tamam mı? Güzel güzel kesiyor. Sonra Dean Ambrose'un müziği çalıyor. Adam giriyor. İki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Pat dörtü diz iş bitiyor. Segment sona eriyor. Ya bu can sıkıcı bir durum. Yani haksız mıyım? Yani objektif olarak öyle, evet. Yani bir de müziğini değiştirebilirlerse en azından daha böyle bir şey yapabilirlerse. Çünkü bu müzik şeyin, Chris Benoit'ın müziğinin Daniel Bryan'a coverlanmış hali. Daniel Bryan'ın coverlanmış halinde Dean Ambrose'a coverlanmış hali. Yani coverlanmış yani, bildiğin çorba bir müzik. Birazcık daha iyi bir müzik. Birazcık daha hani tarzında hafif değişiklik. Ring için birazcık daha hani seri bir buklanma hani. Daha böyle hani inandırıcı ve hani daha farklı hareketleri denedi bir şekilde buklanırsa sen Dean Ambrose hani herkesin tekrardan sevebileceği bir güreşçi olabilir. Ve Dean Ambrose'un birazcık daha hevesli olması lazım.
birazcık dinlenmesi lazım. Çünkü yorumlarını okudukça hep bir şey görüyorum, bıkkınlık görüyorum. Bir hani artık yorgunluk görüyorum. Belki sen de hissediyorsundur. Son senaryoyu bilmiyorum. Aynen. Şu an bilmiyorum. TTC ile belki bir ivme kazanmıştır. Belki çok heveslidir, bilemiyorum ama en son izlediğim de oydu. Genel olarak eski hevesinde değil, evet. Heh, o yani. Birazcık da hevesli olabilir. Birazcık da hani dediğim gibi dinlenmeye ihtiyacı var diyeyim. Güreşmek için güreşiyor bu aralar. Evet, kesinlikle. Hani ekmek parası yapıyoruz ya hesabı. Aynen öyle ama severiz Dean Ambrose'u biliyorsun. Ben yani çok hani hayranlığım yok ama hani saygı duyuyorum yani, öyle diyeyim. Ha bir ara nefret ediyordum şu 2016 döneminde. Nefret ediyordum. Neden ediyordum? Rollins feyyadığında falan nefret ediyordum. Ondan sonra hani bu nefretin boş olduğunu anladım yani. Hatta hiçbir güreşe karşı benim nefretim yok kolay kolay. Hani karakterine ötürü artık o nefret, aşırı fanlık olayını ben atlattım. Ben de bir şey demeyeceğim şimdi. Neyse. Aşırı fanlık demeyeyim de benimkisine. Neyse. Neyse geçelim hadi. Benimkisi biraz artık mizah şölleğe döndü, Ryan gibi. Evet. O zaman şeye geçeyim. Michael Gabriel, önce Richie Sambora sormuş. Forumda herhangi bir kadın güreşçiye karşı beslediği sevgi 14 yılında Emma'ya beslediği sevgiden fazla mı demiş. Valla bir itirafta bunu. 2014'te bu hırsızlık mevzusunda o adam Ramazan'a denk geliyordu ya. İşte ben de teravihlere gidiyordum. Teravihlerde onun için dua etmiştim yani. Bu kadar ben bir şey yapmadım yani hiçbir güreşçi için. Öyle diyeyim. Yani yok yani. Hiç erkek güreşçiye karşı böyle bir şeyim yok. Hayranlığım yok, şeyim yok. Ama atlattım. Çok kanser bir şeydi yani. O ilk atlattım yani. Ergenlikti ya belli. Çok fenaydı yani. Vallahi insan tutamayınca yapıyor bazen yani. Bir yani, şey diyemem. Ya işte birazcık şey ya. Bu, neyse şimdi ulu orta yerde. Şimdi çok da açmayayım mevzuyu. Yanlış anlaşılacak. Evin salonundayım şu an. Michael Gabriel sormuş. Foruma kaydolurken bugünlere geleceğini tahmin ediyor muydun demiş. Yani nasıl sen, ben foruma RPG oynamak için üye olmuştum aslında. Güreş tartışmaktan ziyade önce bir RPG oynamak için gelmiştim. Sonra forumu hep şeyden takip ettim. Dışarıdan hep takip ettim. Staj yaptığım dönemde hep açıyordum bilgisayarı boştayken. Çok genelde boşta oluyordum. Zaten bu da benim kovulmama vesile oldu. Açıyordum, izliyordum. Hani yorumlar falan gördük ya, burada işte güreş tartışılan bir ortam var falan filan. Tahmin edemiyordum, etmiyordum. Ama zaman geçtikçe hani nasıl forumda da işlerin nasıl işlediğini öğrenince hani tahmin etmekte zorlaşmadı diyeyim. Bu arada Mehmet Dinler'den sana selam var şu anda. Aleyküm selam. Sen de selamımı iletirsin. Tamam da iletirim. Dark Lord 1905'e geçeyim o zaman. Dur bir tane daha Gabriel'in bir sorusu daha varmış. Ben şu an açık ya. Aynen. Aynen gözünden kaçmış. Pete'den hayranı mısın demiş. Severim ya ben. Yani RPG'de sevdiğim için aldım. Gayet hani taş gibi bir güreşçi. Bir de müziklerinden, Pitlar'ın müziklerinden hangisi dinlemeyi seversin demiş. Love is Blindness. İkinci yazdı. Bu Can You Feel My Heart şeyin neydi o, bir tane bir grup vardı da şimdi Bring Me'ydi, Horizon muydu neydi, öyle bir grup vardı. Adını aynen tam telaffuz edelim. O grubun olduğu için ya çok güreşle bağdaştıramıyorum. Ya direkt indie şirketi işte müzik yapamıyor. Direkt popüler müziği pat atıyor. Love is Blindness de öyle aslında. Sana telif mevzusu gelince progrese kaldırdılar ama en azından daha bir şeydi ya. Nasıl desem Metallica'nın müzikleri gibi diyeyim. Hani uyuyordu yani. Metallica'nın mesela bu var ya hani neydi? Aynen. Turn the Page diye şarkısı mesela. O Druva gidiyor mesela. O tarz müzik olduğu için bu da hoşuma gidiyor. Young and Bitter de hoş. Bruiserweight de zaten Young and Bitter'ın yan çarı. Ya öyle. Dark Lord 1905'den geliyor sorular. Beni seviyor mu demiş gene. Başımın üzerinde yerin var Dark Lord kardeşim. Seviyorum seni. Reisimiz AJ Styles, reisimiz kısmı benden. AJ Styles'ı bulunduğu konum hakkında ne düşünüyorsun demiş. İmzamla yazdım. Mayıs ayından beri izleyemiyorum şu jandarma belası yüzünden. Ya şimdi full ben şovu ya full izlerim. Hani özet falan izlemeyi düşünme, ne bileyim ya. Mal olunca hani ya WWE bunu
bunu bana yaptı ya. Ben kızgınım, kırgınım. Bu yüzden izleyesim gelmiyor şovlarını ya. AJ isterse daha ne kadar hayranı olsam da hani o kadar güreşçi arasında, tanınan o kadar güreşçi arasında bir numaralı o olsa da yok abi ya, izleyesim gelmiyor ya. Ne yaparsa yapsın ama memnunum. WWE her zaman önem veriyor. Bunu çok belli etti. Biz debut sırasında dedik ki hani ya Intercontinental kemerini alırsa Allah bereket versin dedik. O sene adam şu an ana kemeri aldı yani. Tarih yazdı bir nevi. Çünkü NWA şampiyonu olup hem de WWE şampiyonun 3. güreşçi oldu. Ric Flair var, bir de sanırsam Buddy Rogers vardı galiba. Yanlış hatırlamışım. Yanlış hatırlayabiliyorum ilkini. Öyleydi yani. Bu tarihe geçti adam. Ama muhteşem bir olay benim için ve gurur duydum. Bu adam hem IWGP şampiyonluğunu kazandı. Muhteşem bir görüş. Yani AJ Styles'ın her başarısında sanki kendim başarı kazanmışım gibi gurur duyuyorum yani. NWA işte New Japan'ın bu senfonisi oluyor ya, işte o kadar maçlarında hani IWGP şampiyonlarını tek tek gösteriyorlar. Orada mesela AJ Styles'ı görüyorum abi, inanılmaz gurur duyuyorum ya. Çünkü o adamı ya, muhteşem bir güreşçi. Bulunduğu konum hakkında da dediğim gibi WWE önem veriyor. Şu an United States kemerini taşıyor. Onun diğer New Japan'daki işte denk olan ismi Kenny Omega'da United States kemerini taşıyor. Yani bir güzel bir hoş oldu yani. Ben uzaktan baktığım kadarıyla kötü bir durum yok. Gelecekteki hedefini sormuş bir de. Gelecekteki hedef olarak yani mezun olmak. O sonra iyi bir iş bulmak. Başka yok yani, o kadar. O zaman Aşentef'e geliyorum. O da B.A. Booker 7 üyelerden. Game of Thrones mu Breaking Bad mi demiş, izlediysen eğer. Kalite olarak Breaking Bad. Ama Game of Thrones popülaritesini ben şuna bağlıyorum. Ya herkese hitap edebilen bir dizi olduğu için hani popüler, yani ergeninden tut olgun insanına, böyle hani en böyle elit insana kadar hitap edebilen bir dizi olduğu için Game of Thrones daha popüler. Ama kalite olarak Breaking Bad bence daha iyi, daha gerçekçi ve hani mantık hataları sıfır denecek kadar az. Klasik mi soru gene? Benim hakkımda düşüncelerin ne? Valla şey nasıl desem yani şey vardı biraz, bir nasıl anlatamıyorum da hani bir ukala tavırları vardı bir dönem. Şu son dönemde hani şu bir yer Face'ten konuştuk. O dönemden sonra ben bir şeyini görmedim hani. Şu an iyi gidiyor yani, bir şeyim yok. Onu çok da yakından tanımadığım için iyi kötü yorum yapamam yani. Foruma da şu konu lazım gibi gözüküyor çok sorulardan görünce. Üstteki üye hakkında evet. Ne düşünüyorsunuz gibi? Onu yapınca işte millet birbirine giydiriyor abi. Onu o yüzden kaldırdık ya. O da doğru. O, millet merak ediyor çünkü birbiri hakkında düşüncelerini herhalde. Doğru. Ya abi şimdi bu da ya aslında buna da gerek yok ya. Nasıl ben sohbet ediyorsam birisiyle, ben şey yapıyorsam demek ki o adam bende iyi bir izlenim bırakmış ediyorum. Her ne kadar bazen hani diyelim ya, bazen hani tabii ki birbirimize tahammül edemediğimiz anlar olur. Ama işin sonunda biz birbirimize sohbet ediyor muyuz? Ediyoruz. Tamam o zaman. O demek ki aramız iyi. Bu kimsenin hani kişi hakkında, mesela benim hakkımda ne düşünüyor, bu benim pek umurumda olan bir şey değil. Ben kendi doğrularımı yaparım. Doğru bulduğum şeyleri yaparım. Ona göre insanlar benim hakkımda ne düşünüyor, ne düşünmüyor hani pek umurumda olmaz. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü böyle insanlar ne dediğini düşünürsek abi yaşayamayız. Cidden yaşayamayız. Doğru. Çünkü sen Ege'sin diyelim. Ötekisi o Aşantef diyelim. O üstte kimdi? Bakayım. İşte Dark Lord diyelim. Dark Lord beni çok seviyor. Ben Dark Lord'a göre kral bir insanım. Aşantef beni sevmiyor. Ona göre kötü bir insanım. Sana göre de orta bir insanım. Şimdi ben abi hanginizin beğenisini kazanmak için şey yapayım ki? Ben kendi kafama göre hareket edeyim. Yanlış mıyım? Yani mantıken yani. Kim severse sever, ne diyelim. Kesinlikle. Bir de şey sormuş. Forumda en mutlu olduğun an. Forumda en mutlu olduğum an. Ya genelde işte forumu bırakan hani çok sevdiğim arkadaşlar olur. Onlar forumu bir süre bırakır sonra geri dönerler. İşte o anlarda ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Mesela şey vardı, Hüce Del Sol Tayfun, mesela o bıraktı geri döndü ama bu bir sene falan bıraktı yani öyle bayağı uzun bıraktı. Sonra geri geldi derslerine ötürü. Onun dönüşüne beni çok mutlu etmişti. Başka
Başka da hani RPG'de ana kemer kazanırsam epey mutlu olacağım. Bu Door TTS'i kazandığım an epey mutlu oldum. Çünkü bir yandan kediler doğum yaptı o gün. Kedi doğum yaptı. Bir de o kemeri kazandım. Yani o bayağı mutlu etmişti. Başka da yani o kadar yok yani. Genelde arkadaşlık, eğlence babında bir mutluluklarım oluyor. Şimdi geçen de söylemiştik zaten selamı var diye. Mehmet Dinler sormuş. RPG ekibindeki deneyimleri hakkında neler düşünüyor demiş. Valla forumdaki en iyi zamanlarımdan birisiydi kesinlikle. Yani o zamanki olan arkadaşlarıma bir bir teşekkür ediyorum. Şu an isimlerini tek tek söylemeyeyim. Hani kimisi gizli olmak istiyor, kimisi şey yapmak istiyor. Yani çok iyi bir ortam vardı RPG ekibinde. O ortam bozulsa zaten ekipte ne bileyim. Hani bir şey yapamadım yani. Hani uyum sağlayamadım. Sürekli girdim çıktım, girdim çıktım, girdim çıktım. Ondan sonra en sonunda bıraktım. 2016 yazından beri ekipte değilim yani onu söyleyeyim. Kesinlikle değilim. Hani arada böyle bir yokluyorlar beni. Ben girmiyorum. Yani o ortam bayağı iyiydi. Bir tecrübe olan hani şu forum işte iş hakkında bütün şeylerim zaten hep o zaman öğrendim. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü muhteşem bir ortamımız vardı o dönem. The Villain Boss forumun New Japan Pro Wrestling seven üyelerinden. Diğer ya adamdır. Aynen. Kadın güreşçi yeteneklerine göre değil ama görüşlere göre değerlendirmek hakkında ne düşünüyor? Burada Alexa Bliss tayfaya genel olarak hedef almış sanıyorum. Ben öyle yorumladım. Ya şimdi Alexa Bliss hakkında direkt onu bir şey yapayım. Alexa Bliss ring içinde benim izlediğim aslında iyiydi NXT'de. Hani Sparkle Splash yapıyordu, 450 Splash yapıyordu. Ne bileyim şey Moonsault falan falan High Flyer olarak iyi bir güreşçiydi bence. Ama da ana kadro nasıl booklanıyor bilmiyorum. Hani en son SmackDown'da falan iyi booklanmıyordu pek ring işleri. Ama yine de hani ring içi kötü kabul edelim. Ama bu kadının mikrofon yeteneği var ki bence kitleleri kontrol edebiliyor. Şey hani Kelly Kelly gibi boş beleş birisi değil diyeyim yani. Kısacası ya da Eva Marie gibi boş beleş birisi değil. Kesinlikle hani dolu birisi. Ve insanların hayranı olması da bence gayet açık neden. Bakıyorum hani Eva Marie gayet hani iyi bir görünüme sahip ama insanlar sevmiyor. Çünkü kadın bot yapıyor. Kadın iyi güreşemiyor. Bu yüzden şey oluyor. Demek ki onun bir sınırı var. İnsanların da bir sınırı var. Ya bir de Ama güreşe bir hevesi yok yani. Para kazanmak için tabii yaptığı çok kesinlikle. açık. Kesinlikle ama bazen bakıyorum işte keli keli konularını işte geri dön şimdi bilmem ne. Adam o durumlarda nasıl desem şu evredeyiz. Hani kurbağa en başta suda başlar sonra karaya çıkmaya çalışır en sonunda kurbağa olur ya. Hani şey olarak bu kadın güreşi anlayışı olarak biz o sudan karaya çıkma sürecinde olduğumuz için bu tür şeyler ben doğal karşılıyorum. Çünkü bundan 7-8 sene önce biz abi Playboy şeyleri izliyorduk yani. İşte House şeyi, Yastık Savaşı bilmem ne. Bunları izliyorduk. Şu an izlediğimiz şeyler gayet güzel. NXT izleyen birisi zaten hani kadın güreşi hani artık o karaya çıkmış. Ama ana kasaya seyirci o karaya çıkmaya çalışan bir. Öyle değil. O yüzden hemen doğal kartım. Doğru biliyor muyum? Doğru mu ama doğal kartım. Bu kadar söyleyeceğim. Şey bekliyorum. Hışır. Tamam şimdi azaldı. Biraz daha var. Aa. Tamam şimdi iyi. Evet. O zaman şu soruya geçeyim. 3 Japon güreşçi arasında Io Shirai, Mayu Iwatari ve Kairi Hojo arasında en çok kimi beğeniyor ve seviyor demiş. Ben en çok Kairi Ojo'yu seviyorum. Yani şeyini seviyorum. Şu yarı finale çıkan ablamız yani. O zaten görünüş olarak seviyorum. Hani yetenekli de zaten görünüş olarak ama yeteneği de var. Ama şimdi çok Var tatlı yani. geliyor. Evet bayağı var. Geçen formu yorum gördüm. Yani ilk Evo botu yüzüne kadın mezara gömdüler. Yani ilk kez bu. Yani gayet yeteneklidir bence. Ben izledim başlığını. Hani en çok onu beğeniyorum ama en yetenekli bulduğum kişi Io Shirai. Bir de dünyanın en iyi güreşçisi daha iyi olduğuna katılıyoruz demiş. En iyi kadın. En iyi kadın güreşçi bence Io Shirai. Ben zaten incelemelerinde bunu söylüyorum. O zaman yazıyorum ya adam. Stardom incelemelerinde yaptım. Öyle yani kadın zaten izleyince fark ediyor insan kaçıyor. Yani ringçi olarak Io Shirai'yi çok kadın güreşçi bayağı gördüm. Y2J sormuş. Niye bu kırışına nasıl girdin demiş. Yıldız ya önceden şey var. Yıldız konusu yok 2014 yılına kadar. Hep genel konusu orada ben hep şeyin konularına bakardım.
Forum öncesi işini bir anlatayım aslında. O şimdi şu an aklıma geldi. 2013 yılında bir birisi geldi. Geçlerim artık abi. Oraya ben şey yazdım. Show yazdım. Bu Wolfgang'ın reklamı var ya, onu yaptığı gibi yapardım. Ondan sonra o bayağı bir ilerledim ama direkt sonuçta bir düşünüyorum oradan. 20 sene falan bir ilerledim yani. Bak bir yazda. Bir yazıp geçiyordum ya. Yazıp geçiyordum. Yazıp geçiyordum. Yazıp geçiyordum. Genel olarak aklımda duruyor. Bir tane sonuçları yazıyordum orada. Yazık geçti. 20 sene falan bayağı ilerlemiş. Forumdaki bir yabuk alayım ise önce save konusu var. Orada ekmeğinin sesi Ege varmış. O yazıyordu bayağı. O çok ilgimi çekti. Dedim ya ben benim şey yaptığım şeye benziyordu. İşte bu deftere yazma olayına benziyordu bayağı. Hevesim vardı. Bu duyuru istek konusunda. Rise Above Hate Map yani. Bu bir yabuk önerisinde bulundu. Bizim de kafamıza yattı. Bunun için yapmaya çalıştık. O konuyu açtırdık forumu. Anket falan yaptık, bir çalışma yaptık, açtırdık. Öyle oldu yani. Bir de benim hakkımdaki düşünceleri tabi. Aa, Çorba Reis ya, genelde ezilen güreşçilerin yanında olan böyle tam bir, nasıl desem, şey yani, güreşin sol... Güreşçi sendikası vardı, öyle bir şey oluyor ya. Evet. O zaman adminimize gelelim, Buğra Gür. Gelelim. Bu kadar karizmatik olmayı nasıl başarıyor demiş. Karizmatik miyim ben ya? Vallahi bak bakıyorum aynaya şimdi. Vallahi şey, bu tiyatro şeyine doğaçlama yaptık. Sahneye çıktım. Konu verecekler bizi işte. Biz dedik ki, cana baktı dedik ki, atırsız bile bilmem bir şey olsun dedi. O bir kendimiz bir özgüvenim bir düşmüştü. Ama idare forma forma tutup insanlar karizmatik diyor. Yani bu şeyle de alakası yok. Yani moderatör ve aklın olduğunla alakası yok. Onun öncesinde de aklın gayet hani bir an falan da hani diyordu ya sen işte şeysin falan filan diyordu hani. Ben de seni işte ben de o dönemler foruma fotoğraf atmadığım zamanlar şey dedim işte çok kötü görünüyordu bilmem ne aklın işte özgür olsun en isterim. Şimdi bir an olsun abi işte gayet ya elin ayağını düzgün için sen neden kendini beğenmişsin falan diyorlardı. Demek ki öyleydi yani bilmiyorum. Karizmatik olabilir. Biraz da saçlarım döküldüğü için olabilir yani keliz ya. Kel karizması. Yani. Bir de Süleyman Soylu'ya olan benzerliğin demiş. Valla o demesi hiç fark etmeyecektim ya bilmiyorum. Bıyık bıraktı. Kafa kel olduğu için öyle mi benzerlik var bilmiyorum yani. Süleyman Soylu'yla ben pek bir alaka kuramadım. Bir de Sami Zayn kasketi alabilir miyim demiş bu gür sana. Valla alsın valla ben de benim kaskete babam vereyim. Babam çok istiyor benim kasketi kullanmayı. Ben o gürün aldığı kasketi kullanırım. Takarım kafama. Lunatic Phenomenal sormuş. Merhemi olsa başına sürer mi demiş. Merhemi olsa? Aa kel olmak istemezdim. Direkt sürerdim yani. Çünkü ben kellik çok hoşuma giden mevzu değil yani. Saçlı halim benim daha iyiydi. Çünkü çok yaşlandığımı hissediyorum böyle kel olunca. Ve çocukluğum, gençliğim böyle bitini hissediyorum. Kellik sana çok yakışıyor demiş bu arada. Evet abi boydan görünmediğim için evet yakışmıyordu. Boydan bir görsek hani kel bozul kalıyoruz. Ondan yani Allah razı olsun. Değil mi? Matt Seidel Guy Alperen sormuş burada. Pitbull hakkında yorumlarımı görüp arkamdan çok sövdün mü demiş. Ne zaman sövmedim ki kardeşim yani sen de maşallah adamın ismini sansürlüyorsun. Adama bir dünya şey yapıyorsun adam değil diyorsun. Üçü bir adam etmez bizim falan filan. Kardeşim ya bu kadar zevk ve tercihlerime de bu kadar şey yapma yani yani şey ediyorum. Yani evet. Beni neden mod yaptınız demiş bir de. Ha baktık. Şey yaptık işte. Bu Kemal Sunal'ın filmi var ya hani amele pazarına şey yapıyorlar. Biz evet. Öyle gördük, seçtik amele pazarını işte kamyonu kurduk. Amele şeyi de açtık dedik, amele alıyoruz. Baktık, Lursa'yı gördük, direkt amele gördük, aldık onu. Bir de şey, benim sevip seni sevmediğin güreşçiler var mı? Varsa kimler? Mojo abi. Direkt o yani. Başka bakıyorum sana şey... Lursa'ya sonra kaliteli güreşçileri seviyorsan biz vasat sevici diyoruz ya ama şey Ravli harici öyle çok vasat sevdiği bir şey yok. Tony Storm adam ilk o tanıttı formu adeta. Vasat sevici Ryan'dır diyorum ben direkt.
İşte mesela Tony Storm gayet kaliteli. Şu an benim çok büyük hayranlığım yok ama hani nefret de etmiyorum kendisine karşı. Ne bileyim diğer sevdiği isimlere bakıyorum. Hani kimisinin yeteneklerine saygı duyduğum için hani nefret etmiyorum. Kimisi de hani şey yani hayranlık beslemiyorum ama seviyorum diyeyim yani. Jinder Mahal fanlara ne diyorsun peki? Ya abi o olayı ben çok yorumladım. Şaka gibi olay olduğu için hani troll bir olay olduğu için daha çok. Hani insanlar Mahal'a böyle hayranlık hayranlarını çok da samimi bulmuyorum. Açık olmak gerekirse. Bu adam 2012 yılından beri var. Forum 2011 yılından beri var. Ve hadi bu adam 2016 yılında geri döndü. Sen bu adamın hayranı o zamana kadar olmadın da şimdi şak troll olay gerçekleştirdi diye hayran olduysan kardeşim ben seni samimi bulmuyorum. Ve bu adam favori güreşçilerde eklenmedi yani. Bu şampiyonluktan sonra eklendi. Bilen bilir. Bu zamana kadar hani sen ekletmedin de şey yapmadın da favorin değildi de şimdi şaka gibi olay gerçekleşti. Da forum halkı da böyle bir cinler tepesine çıktı da tamamen forum insanını sinir etmek. Troll bir olay gerçekleşti diye işte onun arkasında durmaktan başka bir şey değil bu. Ben hiç Jinder Mahal hayranlarını tam bilmiyorum. Jinder Mahal'da abartı buluyorum. Ama Jinder Mahal'a teşekkür ediyorum. Çünkü WWE her zaman hep iyi kötü bir şeyler sundu. Kötü şey sundu sonra ardından iyi bir şey sundu. Bu Mahal olayı benim gözüm tam açtı yani. Ben şirketi o günden beri pek izlemiyorum yani. Teşekkür ederim Jinder Mahal benim gözlerimi açtığın için. O zaman Kolarbon'un sorusuna geleyim. Bu arkadaşımız da banlanmış. Ne kadar çok banlanan çıkıyor bu aralar chat'e. Vallahi ya dünkü mevzuna ötürü evet. Bu radyo oyunu mevzu var duymuşundur. Bugün girmeyelim detaylarına. Tamam. O arada bir tane dengesin teki çıktı. Fake bir hesabın dengesin teki çıktı. Ortalığı bir güzel karıştırdı. Birisi de onun arkasından gitti. Öyle öyle ortalık karıştı. Biz ama gerekeni yaptık. Biz hiçbir zaman karalama kampanyalarını biz yok ederiz abi. Biz... Neyse yani girmek istemiyorum o konuya. O zaman şey Kolarbon sormuş sana. Forumda en Evet. çok güreş tartışmasına girdiğim kişi sensindir demiş. Farklı düşüncelerini savunurken bile keyif alıyorum. Ne kadar kaliteli birisi olduğunu da kanıtıdır demiş. Sevgili belirtmeye gelmiş kısacası. Valla teşekkür ederim. Kalarbon yani Alperen kardeşim de Alper ve Alperen olmasın. Şu an çok karıştım Alper ve Alperenleri çok karıştırıyorum. Karışıklık için özür dilerim cidden. Ha, sevdiğim bir arkadaşım. Moderatör olunca bayağı bir sevinmiştim. Keşke hani serüvenin kısa olmasaymış. Keşke hani ne bileyim. İsterdim hani ondan da çalışmak isterdim yani kesinlikle. Ama işte olmadı. Olmayınca da olmuyor. Ama çok sevdiğim bir arkadaşım. Teşekkür ederim iyi yorumlar için. Bir de Yıldız Tilbe dinliyor musun demiş. Sonrasında soru sormuş bir de. Yıldız Silbe. Ha, dinlemiyorum ama dinleyenine saygım var. Hani şey değil yani piyasa kadın değil daha çok kendi halinde şey yapan birisi. Yani takdir ederim oyundan. Böyle magazinler oynamayan birisi. Aleyna Tilki hakkında ne düşünüyorsun? Ekstra soru sorayım o zaman ben. Ya Yıldız. şimdi Aleyna Tilki aslında sesi bence kötü değil. Ama yaptığı müzik türüne ötürü sesi ve kendisi kötü algılanıyor. Ve ergen tavırlarından ötürü de itici bulunuyor. Bence bu yaşta piyasa olmak yerine hani müzik eğitimine daha çok önem verseydi ve bunu tamamladıktan sonra tam bir sanatçı olsaydı çok daha iyi olurdu. Hani insanlar da bir çocukluk hayali bilmem ne ama ya tamam. Yani olmak sen yani, o yaşta herkesin hayatında. Ben hani 15 yaşındayken hani hep isterdim yani bir şarkıcı veya bir DJ olmayı isterdim açık konuşayım ama ailesinin hatası var bence burada. Aleyna'dan ziyade ailesinin hatası. Yani o yaşta bir sen kız çocuğuna sen piyasa yapıyorsun ve onu bir batağın içine tekmeyle itiyorsun. Bu işin sonu ne olacak? Bu işin sonu ne olacak? Ne olacak? Bu olacak. Bir de kişi mesela o yaşlarda nasıl yalan söyledi kaldıramaz. Kim basit bilmem ne. Hani insanın bunun ne olduğunu bilmem ne. Ben insanın çok gerek yok. Ben de bunu savunulmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Çünkü piyasa olmak iyi bir şey değil. O zaman şimdi Rise Above Hate'e geçeyim. Ya Güreş... böldüğüm için özür dilerim. Üste bir soru daha varmış. Onu atlamışız galiba. Ayıp olmasın arkadaşa. Bilayencir. Bobby Roode aynen kaçmış o. Herhalde hızlı skipledi bilmiyorum. WWE Time günleri yad etsin. Güzel birliklerimiz vardı. O günlerden biraz anlatsın demiş. Valla 2014 yılında WrestleMania zamanı bilgi yarışması yaptık.
Tabii ben istedim o zaman admin şeydi Berkay Altay Kanmaz'dı. Kendisine hani selamlarımı iletiyorum eğer dinliyorsa. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bilgisayar sana dedim ki abi ben yapayım ama hiçbir tecrübem yok. Hiç soru hazırlamış. Direkt kafadan random hani soru hazırlıyorum. Neyse karışıklık çıktı tabii. O arada bir kargaşa oldu. O komik bir anımdır. Onun harici bakıyorum. Ortam kurmuştuk kendimize. İşte bu The Awesome Killer vardı. Bir de Red Panics vardı o zamanlardan. Öyle yani beni şey eklemişti. Onun da hikayesini anlatayım. 2012 yılında ben Turgutlu'da PlayStation oynamaya gittim. O arada PlayStation oynarken WWE oyunu oynuyorum tabii ki de. 2012 veya 2011 oynuyorum. Gürkan diye bir arkadaş var geldi. Onunla tanıştım. Facebook'tan ekledik. Sohbet ediyoruz baya baya. 2013'te beni o gruba ekleyince işte benim bu güreş alemlerine girişim öyle başladı. Yani WWE Time'ın yeri ayrıdır. Sonra Yusuf Onat Sertek diye eleman var işte biliyorsunuz tanıyorsunuz. Aynen. Yani çok hani ben kendisini pek sevmiyorum ne yalan söyleyeyim açık açık konuşayım ama bu polemik yaratmak amacı ben sevmiyorum. Sonuçta o da beni sevmiyorsa sevmiyordur. Ona saygı duyuyorum. O yönetici olunca o grupta ben soğudum. O yüzden çıkmak zorunda kaldım. O olay yaşadık zaten kendisiyle ama şu an yaşar mıyız? Yaşar mıyız? Artık zaman geçti. 2-3 sene geçmiş artık. Yani o olayı da tekrar alevlendirmenin manası yok. Unutuldu gitti bence. O girince çıktım ben de. Öyle yani. O zaman Rise Above Hate'e geçeyim şimdi. Güreş izlemeye başladığından beri hiç bıraktı mı, ara verdi mi demiş. Aa, çok ara verdim ama en kesin net aradığım şeydi. 2011 yazıyla hani bu SummerSlam'dan sonrasıyla işte Royal Rumble'a kadar olan 2012 Royal Rumble'a kadar alan süreç. En böyle şeydi yani. Nasıl desem en keskin olan. Çünkü hiç ne bir güreş izledim hani haber falan ama direkt kendim soyutlamıştım yani. Ben forum zamanları çok güreşe ara verdim şey yaptım ama en azından haberleri alıyordum şey yapıyordum. Bu hiç yoktu. Geri dönüşüm öyle oldu yani. Sebebi de işte yayınların kalkacak olduğunu duydum. O benim çok üzdü o an. Ne bileyim hayal kırıklığına uğradım. Şey oldum. Böylesi bırakasım geldi. İnternetim de yoktu. Nereden izleyeceğim bilmem ne yapacağım. 2012 yılında da babaannemlere gidiyordum. Babaannemlerin evinde amcamdan ötürü internet vardı. Oradan izledim. Full izledim. İnternet kafelere gidiyordum. Özet izliyordum. Öyle bir devam ettim. Tablet alındı. Tablet alınca da işte şey. İnternet bağlandı. İnternet bağlanınca full izlemeye başladım. Öyle geldik. Bir de kendisi hakkındaki düşüncelerin tabi. Valla Mert kardeşim 10 numara bir insan. Hani kendisi zaten Facebook gruplarına falan da tanışıklığımız vardı. O dönem pek bir hani iyi izlenim yoktu ama forma gelince bayağı bir olgun birisi oldu. Şey yaptı. Ben kendisini takdir ediyorum bu konuda. Hani sevdiğim bir arkadaşım. Yani ne zaman bir isteğim, ricam olsa hiç kırmaz beni yapar. Bu avatar konusunda özellikle. Headlock Master sormuş. Moderasyon daha ne kadar sırtını taşıyacak demiş. Moderasyonu sırtımda taşıma gibi bir durum yok. Hepimiz kolektif bir şekilde çalışıyoruz. Hani ben bazen yardımcı olurum. Bazen onlar ben bir karar olur mesela. Onlar onun aksiyonuyla bir karar söylüyor. Düşünüyorum. Haklı olabilirler mi? Evet olabilir. O zaman yapalım. Yani kolektif bir çalışma olduğu için sırta taşıma mevzusu yok. O zaman yeni sayfa. The Hikmet Zeybek The Rising Generation sormuş. AJ Styles fanı. Seviyoruz AJ'yi. Evet. Zaten Nikki'nin şeyi de AJ Styles'tan geliyor hikayesi. Kimin? The Rising Generation şeyi mi? Yok senin. Ha benim tabi ya Styles Clash olarak aldım ben. Kaçta? 2014 yılında hatta 2013 yıl sonunda almıştım yani. VIP olarak almıştım. Ya AJ Styles'ın hater olmak çok ayrı bir kafa gerektiriyor zaten bana Yani kalırsa. şimdi ona değineceğim. Önce bir AJ Styles'e gibi bir anımı anlatabilir miyim? Anlat anlat. Şey ben AJ Styles'ı bayağı bir seviyordum hatta 2013 yılında BFG'ye bilirsin şey oldu. Aday hani kazandı maça çıkacak. Hani bu Better Than Best in the World muhabbetleri falan o dönem var. Ama BFG şovunu izledim. Şov rezalet. Cidden rezalet. Ama tam main event'e geldim. AJ'in şampiyonluğunu izleyeceğim. O gün de uykusuzum. Yani okula gideceğim sabahına. Babam geldi dedi ki yatmayacağım mı artık dedi. Tamam baba yatacağım artık dedim. Kapattım tableti. Yatağıma geçtim ve yattım. Ve o maçı izleyemedim. Ama o rezil şovu izledim. O maçı izleyemedim. O benim içimde hep bir şeydir yani. Ukde kaldı. Vallahi yani hep şeydir ya.
bir de şey, en ciddi adam olmayı neye borçlu? Şimdi soruya gelelim. Neden en Abi, ciddi adam? ya dediğim gibi ben hani benim hani şey yok. Biraz bu konuda şey konusunda biraz dengesiz olabiliyorum diyeyim, kabul edeyim. Hani çok çok ciddi olurum ya, çok hani vıcık olurum. Vıcık olmayı da tercih etmiyorum. Şimdi birazcık ciddi takılım ama Skype'ta falan sohbet ettiğim insanlar benim ne kadar makara matrak olduğum biriler. İşte bazen o şey mesela bu hani şey yapıyorum mesela Bartu olsun, Giray olsun, bunların çok matrak birisi olduğum biriler hani. Öyle yani. Ben ciddi olmak için kasmıyorum. Gayet doğal halim bu. Ama insanların beni ciddi bulmasına çok anlam veremiyorum. Çünkü benden daha ciddi yiğit var. Kalgari Kit. Adam direkt hani şey gibi yani bu hani SMS geliyor yani bu Vodafone'dan Turkcell'den. Hani orada gelen SMS'ler gibi yani o çağrı sistemindeki kişiler gibi yani adam mesajları. O ayrı bir ciddiyet. Ben en azından şey yapabiliyorum yani arada makara espri falan yapabiliyorum. Forumda ne kadar yapmasam da. Sonra Oğuz var, Ceyar. O benden daha da ciddi forumda. Hani bu kadar ciddi görünmek ne bileyim. Biz adamlar Skype'da şey yapıyordum. Yazım kurallarına dikkat ediyordum. Ondan kaynaklanıyor herhalde bu ciddiyet ya. Ciddiyet algısı. Aza var. Bir de nereden buldun hikmeti? Hikmeti mi? Ya bakıyordum hani şey yani dedim Lürso'yla yan yana duruyordu bu işte şeyi amele pazarına götüreceğimiz kamyoneti park ettik kahvenin önüne. Baktım Hikmet de öyle bir şey duruyordu. Amele gibi duruyordu. Dedik gel dedik arabaya kamyoneti atla seni götüreceğiz. Oh mesele bu kadar bu. Şimdi çok da övmek istemiyorum yani. Lütfen. Bir de The Godfather bu arkadaş da banlanmış. Maşallah abi bu ne ya? Herkesi şey yapmışız. Abi herkesi tıraşlamışsınız vallahi. Vallahi ne yapmışız ya? Bir operasyon geçirmiş yani forum. Vallahi ya. Ne diyelim artık çok kötü oldu bu. Neyse artık. Banlanmasınlar kardeşim. Ben mi banlıyorum? Kendileri banlatıyorlar. Allah Allah. Kafam bozmasınlar. Yoksa herkesi banlarım. O Hailstyle Clash. Allah Allah. bir de benim hakkında ne düşünüyor demiş. Milli ve yerli sorumuz. Allah Kemal kardeş. Kemal'di galiba ismi. Kardeşim lütfen bu çeviri yapamıyorsan uğraşma ya. Valla geçen çevirisini okudum. Jindermahal ben bir homoyum demiş. Biz onu şey olarak yorumladık. Herhalde Jindermahal homoseksüel olarak yorumladık. Arkadaşlarla. Yapmasın kardeşim. Bak yapamıyorsa Google Translate'den çeviri yapmasın. Yapabiliyorsa kendisi yapsın. Ama yapamıyorsa zorlamasın. Bizim çeviri yapmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Hani komik oluyor ya. Komik oluyor. Cidden komik oluyor. Cinder Mahal'a hiç girmeyelim gerçekten. SmackDown İşte. şovlarının katili. Katil ya. Home. Home reis. Ultimate Opportunist Edge forumun yeni üyelerinden. Kendisi çok önemli şeyler yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca bunları yaparken hiç off bırakacağım dediği oluyor mu demiş. Valla ilk zamanlarda çok olmuştu hani bu 2016 zamanlarında artık o noktaya gelmiştim. O noktaya gelince olay oldu. O olayda da artık ipleri tamamen kopardım. Ama sonra fark ettim ki hani işte o kışın falan fark ettim ki dedim ya işte bir şeyler hep eksikti dedim yani yaptım o kadar şey yaptım. Bir şeyler hep eksik kaldı dedim. İşte o eksik olan da işte bu adminlikti. O adminlik de şu an hani tamamen bu yönetim konusunda idealim tamamen gerçekleştirmiş oldum. Şu an off bırakacağım noktasında değilim. Çünkü geçmişte bir tecrübelerim olduğu için artık daha bir ılımlı, daha bir şey yaklaşabiliyorum. Şey olaylara ve sorunlara karşı diyeyim. O yüzden hiç bırakacağım noktasına gelmedim. Gelir miyim onu da bilmiyorum. Bir de Edge hakkındaki düşüncelerin. Muhteşem birisi. Cidden çok saygı duydum. Beğendim. Hani harika. Ama güreşe başlamadan önce hani Amerikan güreşi denediğimi aklıma canlanan isim Edge diye ya. Cidden öyleydi. Tabi Amerikan güreşi demiyoruz. Profesyonel güreş diyoruz ama o dönemin Amerikan güreşi deniliyordu ya. O yüzden hani diyorum. Edge diye. Benim kafamda canlanan isim direkt Edge'di. Çünkü sarı saçları iyi bir vücut. Hani tamam kasları yoktu ama hani kalıplı birisiydi. Şeyine göre. Karizma. Muhteşem birisi ya. Valla Undertaker'la olan feud'u var ya benim WWE'deki en iyi feud olarak gördüğüm şeydi yani. Cage match'te puan 9 küsur bir şey yani. Harika birisi. Alfa ya alfa tamamen alfa. Ben hiç çok severim. Kesinlikle çok severim.
Bir de CM Jericho sormuş. Forumun Alexa Bliss üyesi. Geldi yine tipini sevdiğim. Şaka şaka. Engin selamlar. Yani selamlıyorum seni. Yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Ha, bizi bir aydınlatırsa sevinirim demiş. Yüzmeyi bilmiyorum. Denize de girmiyorum. Çünkü yanmaktan korkuyorum. Yanarsam çünkü biliyorum bana işkence yapılacak. Hep sürekli orama burama dokunulacak. Kızarmış tavuk gibi olacağım. Bu yüzmekte ne zaman soğudum ben? 2013 yılında Ali Ağa'ya gittik. Orada bir güzel yanmışım abi ama nasıl yanmışım? Ertesi gün de staja gittim. Staja bir rezil oldum. Hep bunlar benim kovulmama neden oldu. O günden beri girmiyorum denize. Yüzmek ihtiyacı. Yüzmek güzel bir şeydir ama yüzesim gelmiyor. Biliyorum Ankara'da yaşayıp da Ankara'da orada burada yaşayıp da hani deniz olmayan yerlerde yaşayıp da bana gıpta edenler var, bana sövenler var. İşte İzmir'de yaşayıp da denize girmiyorsun. Burhaniye'de okuyorsun da denize girmiyorsun. Ama arkadaş işte yapacak bir şey yok ya. Denize bakmayı severim ama girmesini sevmem. Öyle bir insan. İzmir'e gelince bana ne ısmarlayacak demiş bir de. Valla zengin olan o. Ismarlayacak olan da o. Zengin adamı şey ısmarlayıp da onu küçük düşürmek istemem. Yani zengin adamı niye ısmarlayabilirsin ki abi? Küçük düşürürsün adamı. Yani o bir ısmarlayacak ki şahını yürüyecek. Aa o. Paşa o. Biz yürütüz. Forumdaki şey konuları kalsa güzel olmaz mıydı böyle fanlık konuları toplamasak? Vallahi nasıl desem ya abi şimdi bazıları hoşuna gitmiyor. Benim de hoşuma gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü konuyu açıyorum haber sonuyorum. Konuyu açıyorum bir bakıyorum alakasız bir şey. Bob Roode konusu, Dean Ambrose konusu. Şimdi senin yüzüne karşı söyleyeceğim artık. Söyle. Hani çünkü o girince ulan artık cinlerim şöyle bir tepeme bir çıkıyor. Hani ben haber bekliyorum oradayım. O yüzden yani karşıyız. Zaten onu benden de alakalı olan bir şey değil sırf. Hani yönetim olarak karşıyız. O yüzden yani kusuruma bakmayın. Fanboy'la konusunda artık statinizi atın diyorum. Çünkü onu önlemesek ne olacak biliyor musun bir süre sonra? Adam gidecek Jinder Mahal'a hayran besliyor ya. Jinder Mahal konuları açacak. Bu sefer siz de sinir olacaksınız. Yanlış mıyım? Şimdi Jinder Mahal için alfa fotoğraf çektirir diye bir konu açsalar. Abi o konu geçilmez yani. Tamam hani eğleniyorsun. Bir eğlence bir olur, iki olur. O zaman da yapıldı ve artık bitti. Şey yapalım. Yani doğru. Şimdi herkes alfa deyince şey yazar muhtemelen. Ben Ambrose arıyordum. Root nerede falan der yani millet. Yani. Bana göre alfa hani şeydir yani. Tyler Bate'tir. Bana göre alfa olur. Neden? Çünkü adam 19 yaşında benden bir yaş küçük ama deli gibi güreşiyor. Ben yani çok hayranlık besliyorum kendisi. Ben Tyler Bate'i çok takdir ediyorum. Bana göre alfa Tyler Bate'tir. Yani doğru diyorsun. Tyler Bate gerçekten muazzam güreşiyor. Tabii ya abi. Hayranım ya. Cidden hani ya, başta hani ilk duydum. Ulan dedim 97 doğumlu güreşçi mi olur? Yaş esprisi yapacaktım. Adamı izledim. Direkt secde. Secde ettim ben önünde. Taptım. Kendisine taptım. Eğildim. Abi dedim sen büyüksün. Sen büyüksün. Böyle. Bana göre alfa olur. Ya Ryan'la ben size çok sövdürmüşüzdür yani eminim. Ah hiç girmeyelim o konuya boş ver. Yani Ryan benden daha kötü. Bunu tartışmanın gereği yok da. Ryan incelemelere kadar şey yaptığı için evet. İncelemelere kadar yapmış ama onu senin açtığın konuda gördüm. İncelemelere kadar yapmış. Ama bayağı bir şey. Neyse önünü aldık ya bence de iyi oldu. Çünkü evet. Yoksa Ryan ve benden geçirmezdi o. Yani ya hadi yani başta tabii dediğim gibi hani güzeldi komik de hani eğlendik ama var komik şeyin bir şeyi olmalı bir sonu olmalı hani onu da sonuna getirdik hani tadı çok kaçmadan öyle. O zaman şey yayını noktalayalım yavaştan bayağı sorular bitti çünkü. Valla senin özel sormak istediğin varsa alabilirim yani kesinlikle ama valla iyi geldi sohbet yani bütün gün konuşabiliriz. Ya, bir de ben kendi hakkımda sorayım bari ben eksik kalmayayım yani olaydan. Tabii sor. Benim hakkında ne düşünüyorsun bir de öyle diyeyim.
Valla şey, açık konuma göre biraz alıngan görüyorum seni, hani şu olarak artı eksi yapacaksın, alıngan görüyorum. Bu alınganlık mevzusu işte derin anlamlar çıkartırsa, ben ya anlıyorum seni, çünkü ben de çok alıngan bir insandım bir dönem. O yüzden yani senin hakkında ne söylediğini çok umursadığını düşünüyorum, hani öyle bir izlenim bıraktım ben de. Hani tavsiyem alınganlığı bırak, hani bazen çıkarttığın derin anlamlar evet doğru olabilir, ama bunu bir koy vergisi muhabbeti var ya, öyle yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Yani insanların ne dediğini, senin hakkında ne dediğini çok da umursamaman gerektiğini düşünüyorum. Artı olarak da hani emek veriyorsun, radyo şey olsun, ve hani ben yazı yazarken konuştuğumda hani bu kadar hiç iyi bir izlenim yoktu, ama böyle sohbet ediyoruz ya sözlü olarak. Ben baktım abi sen gayet hani aslında şeymişsin ya, bu gayet hani iyi bir insanmışsın, gayet muhteşem bir insanmışsın yani. Öyle gördüm yani. Hani muhabbetin iyiymiş baya. Ben sanıyordum hani Dean Ambrose muhabbetleri yapıyordun ya bir adam, şeyden falan filan diyordum hani, ya bu adam herhalde diyordum hani dışarıda falan nasıl birisi, herhalde hep böyle dediğim dedikçe bir şey diye düşünüyordum, ama ya bu sohbet beni yanılttı ve çok büyük bir Ya o şey trollerin yaptı. amacı şey, çünkü forumda da böyle karşı bir kitle var ya, böyle azıtan Evet. bazen. Evet. Onları çıldırtmak için. North. Ya size de hak veriyorum şimdi, yalan ne yalan söyleyeyim. Şimdi sevdiğim bir güreşçi öyle yapılsa ben hani yapmazdım. Ama işte hani hak veriyorum yani, öyle diyeyim. Ama Ya yapılmaması gerekiyor. zaten o yorumlar engellenmiş böyle artık yeni kuralla. Evet. Yani evet. Dediğin gibi İşte işte. bunu diyenler Ambrose'cudur falan, yasaklanmış yani. Doğru. O doğru gerekiyordu ya. Çünkü hem güreş tartışmasında bomboş yorumlar geliyordu, hem de hani bir kitleye karşı bir hakaret sonuçta. Ben kabul edemezdim. Benim sevdiğim güreşçiler genelde forumda da sevildiği için, bu British Strong Style hariç, alayı sevildiği için bu zamana kadar yaşamadım. Ama British Strong Style'a karşı şey gelince ben anladım yani o şeyi. O mevzuyu anladım. Ya bende de aynısı zaten. Çoğunu forumda seviyor, atıyorum Styles'tır, Aleister Black'tir falandır da. En nefret edilen adamlardan birini seviyorum belki de zamanında. Şu anda nefret Doğru. edilmiyor da. Şu an aslında iyi bir şey var yani, izlenim var. Üyeler de olgunlaşıyor tabii, zaman da geçiyor. Evet, Öyle. eski yorumları görmüyorum ben de. Yani ben bile artık Dean Ambrose şey yapıyorum. Aslında Dean Ambrose 2016 yılının başarısında Dean Ambrose'un en iyi zamanıydı bence yani, son senelerdeki. Bu Triple H maçıma falan. Hani iyiydi bence. Promosu falan kesin promoydu. O dönem bile ben Dean Ambrose pek hani şey yapıyorum, olumsuz eleştiriyorum. Sana eleştirecek çok da bir yanı yokmuş. Şu an bakıyorum da görüyorum. Yani işte ne diyeyim, Emrus'u seviyoruz yani. Yani başka İyi, o zaman şöyle diyeyim ben sana bir de. İmzama da yerleştirdim Return of Jericho diye. evet. Bak işte 15-20 güne geliyorum geri yani. Her Valla şey her şey başımızın gözümüzün üzerinde yerin var kardeşim. Buyur gel. İşlerini her şey hallet. Gel. Ya şu anda birkaç şey düzelme yoluna girdi de temiz yani. Valla ya dediğim gibi senin hani şimdi biz tabii ki üyeleri hani ara ver şey yap, bunu tavsiye edemeyiz. Ama sen hani sorun yaşıyorsan, kafan hani ne zaman rahat edecekse, o ne zaman kendini iyi hissedeceksen o zaman kardeşim gel. Yani kapımız her zaman açık yani. Sen zaten benden de eski birisin. Bu zamanda vermişsin forma bayağı bir emek vermişsin, şey yapmışsın. Ben sana diyemem zaten. Gel. Başımız, ama işlerini hallet, hem senin açından hem de formdaki diğer arkadaş açısından daha uygun olanı, hani kafanı toparlaman daha uygun olurdu. Şimdi gel en böyle kral adamlardan şeysin yani sonuçta. Bir de şunu sorayım o zaman ekstradan. Yönetimde hiç mesela modlukta benim adım geçti mi? Geçmemesi gerek normalde. Valla yok, geçmedi. Neden geçmedi? Çünkü hani şey ya, sen daha çok hani şeysin ya, nasıl desem hani Emekli. emeklisin yani. Kafanın artık kafanın eğlencesine şey yapıyorsun. Daha çok yüzeysel takılıyorsun ya forumda. O yüzden pek hani ismin geçmedi. Hani çok da adamı yormayalım istedik. O yüzden. Ya zaten şey yani, ben de teklif gelse kabul etmezdim. Yani. Yeniler olsun artık. Benim devrim geçmiş kaç yıl Heh. olmuş. Ya bir de şu mevzu var, dedim ya biz community park ediyoruz hani, magaz ameli tipleri alıyoruz. Ha. Sen öyle bir tip olmadığın için hiç adın geçmiyor yani. Yani zaten gerek de yok yani artık. Bak o Beni... şey yani, o amele mevzunu da şeyden bak, burada zamanla konu açmıştı, belki sen görmüşsün 2014 zamanlarında işte forum yönetimini nasıl seçiyoruz diye işte. Bu Evet. Kemal Sunal'ın bir sahnesi var hani, amele pazarını seçiyorlar.
Ama onu ben de atayım hani çok merak eden olursa hani bu kamera muhabbeti nereden geliyor diyen olursa onu ben bir gösteririm yani. Şu fanlık oylamasına ne diyorsun? Peki forumu? Fanlık oylaması senin yaptın mı yoksa bu? Yok şey üyelerin. Vigilante'nin Allah yaptığı. Allah. He. Ya bilmiyorum, eğlence amaçlı ya. Çok da sorgulamıyorum. Hani eğlenceydi, çok fısıtlamıyorum. Sonuçta katılım olmuş. 32 kişi katılmışsa demek ki insanlar memnun kalmış yani. Ha bana göre bilmiyorum yani. Bir sonuçta plaket verilmiyor. Zaten insanlar da bunu bilerek girmişler. Eğlence. Çok da sorgulamıyorum. İşte Sorun beni yok benim için. elenmişim ben de onu gördüm birkaç gün önce. Sen ara verdin ya, sen unutturdun kendini. Şimdi sen geri döneceksin. İşte kral olduğunu bir kez daha ispatlayacaksın yani ona. Yok o kadar şey yapmam ya forum azıtmazsa ben de zaten konu açmam söz verdim yani sana da. Adamsın ya kardeşim. Forum böyle gene saçmalarsa çöp möp diye gene bunların gazını alırız böyle arada. Zaten çöp diyen olursa zaten onu zaten direkt şikayet et. Onu yorum biz direkt silelim. Adam da uyaralım. Harbiden mi? Evet, sileriz abi. Çünkü güreşçi hakaret sonuçta çöp. Bitti mi yani o çöp devre? Çöp tabii abi ya. Çöp ne Yeni demek kural ya? o da mı gitti? E tabii sonuçta sen bir güreşçiye nasıl çöp diyebilirsin? Sonuçta O tamam. zaman. Sonuçta yani biz Mojo bile hani çöp diyemiyorsak, Jinder Mahal'a çöp diyemiyorsak, Dean Ambrose'a da diyemeyelim yani bir zahmet. Yani ne, o zaman güzel olmuş bu kurallar ya artık. Yani sen şikayet edin, öyle çöp muhabbet döndü mü şikayet edin, silelim. Üyeyi de bir profilini uyarız, deriz kardeşim bak böyle böyle yapma. Böyle yapmaya devam ederse kardeşim sarı kartı gösteririz. Kardeşim yapma deriz. Bir daha yaparsa kardeşim kırmızı kart, hadi çıkın bir hava al gel. Zaten bu aralar hava vermeye alıştınız siz de yönetim olarak. Bak işte dediğim gibi ya, bazı şeyler çok unutulmuş, şey olmuş, bir sirkülasyondan ötürü çok şey yapılmış. Biz şey olmuş, şu an üyelerin de genel bir şikayeti var seviye düşüklüğüne karşı. Ve ona karşı bir şey yapıyor. Bu görüş içermeyen yorumlar, ne bileyim hani işte egoizm, ukalalık falan, bunlara karşı bir önlemimiz var, olacak. Zamanla açılacak ama bu banlardan sonra artık herkes ona göre bir Zaten bu şeyini kısmını yapacak. keseceğiz. O yüzden rahat rahat sorayım işte. Tamam. Sefa'ya niye bu kadar 4 ay girdiniz? Sınırsız o burayla alakalı mevzu. Ben çok hani çok şey yapmayayım. Girebileceğin Burayla kadar gir yani istersen. ya nasıl desem, yani burada işte yönetime çok şey bir giydiriyor, şey yapıyor muhab hani diye mesajlarını gördü. Ona göre mesajlarını şey yapmış. Aslında Aski FM'ler falan da hani bir atmış alıntıları. Öyle bir, yani bilmiyorum hani çok da bir şey yapmak istemiyorum. Öyle. Sonra Burada niye? Sonra sınırsızı sınırsız çevirin. çevirmesin. Çünkü okey konusu açtık. Tamam mı? O konuda Range diye bir elemanı şey yazdırmıştı işte. Hani o pedo sen olsan diye şey yapmışlar. Hani çok da hani ulu orta yerde çok da hani bunun mevzusunu açmak istemiyorum. Hani hoş bir şey değil. Yani bir itham sonuçta yapılıyor. Ya burası ulu orta olmayacak zaten ya. Hayır, ben ulu orta bir yerdeyim yani. Ha. Salondayım, şimdi ona onu söyleyemem. Ne Anladım. yazdığını. O yüzden hoş bir şey değil. Ben de Hoş AskFM'de bir gördüm birkaç söylem. mesaj. Hoş bir söylem olmadı. Madem banlanmışsınız abi. Madem forum bu kadar hani hoşunuza gitmiyor. Hani insanlar okey oynayacak. Eğlenmek için girmişler. Hani yani yapmamaları gerekiyordu. Hani sınırsız ben tek başıma aldığım bir karar değil diyeyim. Onu bir ortak konuştuk. Öyle şey yaptık yani. Ben bir tek başıma yapmadım. Onun mesuliyetine de ben girmeyeyim. Ya o ban olayını ben de biliyorum. Ya attık biz de çok ban. Ama şunu söyleyeyim. Yayınlanmayacak değil mi bu kısım? Yok yok. Burasını Gerçi attıracağız. yayınlansa da fark etmez. Şunu diyeyim. Sonuçta formda sınırsız ban hani çok da hani ÖVS'ye kadar ban demek değil. Sonuçta forumda her zaman bir dengeler hep değişiyor. Bir şey olaylar değişiyor. Arkadaşlıklar, ilişkiler değişiyor. Bak dün bir elemanın dün Valor Club'la Dark Knight diye iki eleman var. Bunlar birbirine takıştılar abi.